Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz öğretim görevlisi Hande Ramazanoğulları. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Nesrin. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde siyasi düşünce tarihi dersleri veriyorum. Bundan önce demokrasi teorisi, sosyal hareketler teorileri dersleri verdim. Genelde teoriyle ilgileniyorum. Ee, öğrencilerimle bu konularda e, karşılıklı güzel saatler geçiriyoruz diyeyim. <laughs> Harikasınız hocam. Öncelikle Türk toplumunun Cumhuriyet dönemindeki siyasi görüşü zamanın sosyoekonomik şartlarından mı etkileniyor yoksa duygusal olarak mı gelişiyor? Ee, bu soruyu ben şu şekilde yorumlamak istiyorum müsaadenizle. Ee, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş dönemi bir savaş dönemi ve bir savunma, defansif bir dönem. Ülkenin toprak kaybını önlemek, Osmanlı'dan ayrılan diğer milletlerden kalan Müslüman Türk toplumunu yeniden bir siyasi bir rejim altında toplamanın hem askeri hem siyasi mücadelesi verildi. Ve bu dönem yeni ülkenin yeni siyasi birliğin kurulmasının ideolojisi. Milliyetçilik oldu. E, bu altı okun ilk iki tanesi milliyetçilik ve halkçılıktır. E, ve bizim ülkemizin de kuruluş dinamikleri bu iki e, öğretiden üzerine. gelir. E, ancak e, kuruluş dönemindeki milliyetçilik Atatürk e, milliyetçiliği ya da bazı e, başka söylemde Kemalist milliyetçilik dediğimiz İslam'dan ve Osmanlı'nın tarihi... Akümülasyonundan e, sıyrılmış, e, erken dönem Türklük e, kültürlerinin aranmaya başlandığı, dilin ve Türk tarihinin Osmanlıdan ve İslamdan uzaklaştırılarak sadece Türklükle bağdaştırılmaya çalıştığı bir dönem. E, tabii 600 yıllık bir kültür akümülasyonunu böyle birkaç yıllık e, siyasi değiştirmek. operasyonla değiştirmek çok zor. Evet. O yüzden. Türk toplumunda şöyle bir şey oldu. Milliyetçilik kalıcı oldu. E, fakat halkın büyük bir kısmı kendini çok uzun yüzyıllar Müslümanlık üzerinden ifade ettiği için e, Ankara bürokrasisi ve kurucu elit her ne kadar seküler milliyetçilikte Cumhuriyet halk fırkasının altında devam ettiyse de uzun seneler. Evet. E, özellikle tek partili dönemde. Halk kendi içinde e, kültürel, dini, tarihi geleneklerini devam ettirdi ve e, kendi milliyetçiliğini her zaman bir İslami tonda muhafaza etti. Bugün gördüğümüz siyasi partilerin tabanlarını aslında bu gelişmeler açıklayabiliyor. Yani bugün ülkücü dediğimiz e, oluşum, muhafazakar milliyetçi dediğimiz oluşum. Hatta kısmen halk partisinin içinde olan merkez sağdan biraz daha dini tonlara çünkü halk partisi de kendi tabanını genişletme, e, onlara da hitap etmesi gerekiyordu. Uzun zamandan beri daha kapsayıcı olmak ve üzerine yapıştırılan o klişelerden kurtulmak evet. için e, Türkiye'de devam eden zaten bu polarizasyon meselesi de e, bir kısım e, batılılaşma ve İslami referansların dışında daha aydınlanmacı bir tonla Çağdaş, e, çağdaşlaşmayı tanımlamaktayken evet çok güzel söylediniz. Diğer bir grup ki o grup daha geniş. E, hala e, İslami ve Osmanlı'dan gelen geleneksel hayatını yine bir vatanseverlik ve Türk milliyetçiliğiyle bağlayan bir aslında 1980'de evren dönemi de bunu destekledi. Bir e, Türk İslam sentezi meselesini bizim önümüze koydu bu din derslerini falan mecburi yaparak. Yani Türkiye bugünkü İslam, e, bugünkü e, siyasi ifadesini bu e, iki farklı milliyetçilerin iki farklı kutuplarında bulunan grupların ortak bir faydada, ortak bir ülkede, Ortak bir ahlak referansını yakalayarak devam edeceğini umuyorum. Ben e, bu yolda bir gelişme kaydedeceğimizi e, biraz kendimi zorlayarak, iyimserliğimi zorlayarak. Temenni edelim en azından. Temenni <laughs> ediyorum. Aslında bunun e, ipuçlarını da görüyorum. Özellikle e, bu son yaşadığımız büyük deprem felaketinde milyonlarca insanımız etkilendi. On binlerce... Kimisi diyor ki yüz binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bir sürü naaşlar gömü altında kaldı maalesef. E, ve bu mevzu e, çok haklı olarak ve bizim geleceğimizin e, sağlıklı olmasını etkileyecek şekilde halk nezninde masaya yatırıldı. Halk bu, ahlak talep etmeye başladı. Tabii bizim ülkemizde. Yerler, Bunu Müslüman kesim de talep ediyor. Yani Seküler kesimde devam ediyor. Buluştu. Evet çünkü ahlak bir ortak anlayıştır. Referanslarının yani İslam'dan... Yani evrensel bir değer bu. Aynen. Yani referanslarını felsefeden alabilir, dinden alabilir, evet. İslam'dan alabilir, e, Kürt, Kürt geleneğinden alabilir, evet. Türk geleneğinden alabilir, hı hı. Rum geleneğinden alabilir. Ahlak çünkü ortak bir... Fayda bu. Bir fayda hı. ve bir cemiyetin karşılıklı ortak yaşam biçimini olması gereken keşfetmesidir. Bu. İyilik yapmak ve karşılığında iyilik beklemek karşılıklı bir fayda demektir. Moralite dediğimiz, etik dediğimiz mesele. Evet ama karşılıksız da yapılabilir. O biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> o da var. Çoğulcu yani bir çoğulluk içerir ahlak etimolojik olarak. Çünkü bireysel bir hayattan ziyade Kalabalıkları içeren bir sosyal hayatın davranış kodlarının birliğidir ahlak. Kesinlikle. Ee, hocam e, Türk siyaseti tek adam olarak sıfatlandırılan Cumhurbaşkanlığı sistemine e, adapte olabildi mi sizce? Uzun yıllardır e, bu devam ediyor bu sistem. Olamadı. Dünyada da örneği görülmemiş. Olamadı. Olamadı. Şöyle yani... E, Şimdi Kuruluşunda tek adam olarak kurulmuş bir cumhuriyet bizimkisi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde. Ama onu o dönemin şartlarıyla değerlendireceğiz. Şimdi CHP 1946'da çok partili sisteme geçerken ilk seçimlerde çok başarılı bir performans serdiğini sergilediğini söyleyemeyiz. Bunu CHP'liler de muhtemelen takdir edeceklerdir. Ancak 1950'den beri. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten serbest seçimleri e, uygulamıştır askeri darbe dönemleri dışında. Yani sivil siyaset e, seçim dönemlerini önemsemiştir. İttihat terakkiden beri gelen bizde e, demokratik baş unsur sandıktır. Türkiye'ye genelde zaten literatürde sandık demokrasisi denir. yani Çünkü demokrasinin birçok niteliği, birçok paydası vardır. Ama bize milli irade denilen ve liderlerin de çok çok severek kullandığı bu laf sandıkla özdeşleştirilir. Evet. Ve o yüzden bütün meşruiyetini iktidarlar seçimden aldıkları için seçim meselesinde yanlış yapmamak siyasi iktidarın meşruiyetinin baş şartıdır. Kesinlikle. Ee, tek adam meselesi Türkiye'nin siyasi kültürüne çok uygundur aslında. Çünkü Osmanlı döneminden beri gelen padişahın ve kendi e, askeri ve sivil kadrosunun kul dediğimiz, yani padişah köle olarak bağlı olan kadronun Hep e, etme biadı üzerine kurulu halkın kesinlikle siyaset dışı tutulduğu bir idare sistemiydi. Ve ben buna patrimonyal çok özür evet, dilerim despotizmden. Şimdi cumhuriyette aslında bunun... İlk senelerinde devamlılığını görürüz. Ancak e, her ne kadar başta böyle olsa da e, kurucuların nihai hedefi Batı demokrasilerinin e, seviyesine ulaşmak. O arada da biraz yukarıdan e, sosyal mühendislik dediğimiz halkı çağdaşlaştırma, batılılaştırma girişiminde bulunmaları. Ama şansımız yöneticiler çok vizyonerdi değil mi hocam? Dönemin şartları içinde öyle diyebiliriz ama... O dönemin şartlarının e, uygulama biçimlerini, bu bugün e, son iktidar kendi kültürel biçimlendirmesi için kullanma çabasına girdiği zaman halktan büyük bir tepki gördü. Kesinlikle. Hocam sizinle sohbet çok keyifli fakat programımızın sonu doğru. Tabii, tabii Lütfen doğrusu, lütfen siz beni susturun. Estağfurullah efendim. Altılı masa olarak anılan evet. oluşuma şimdi de iki belediye başkanı dahil edildi. Hı hı. Milli mutabakat iktidarı geçmişteki koalisyon hükümetlerine benzer mi? Dua ediyorum benzemez. Umarım. İçimden <laughs> o yönde? Evet, O kargaşa e, aynen. olmasın inşallah. Olmasın. Artık olmasın. Bence e, Türkiye e, ancak yani siyasi evrilme bir zaman meselesi sevgili Nesrin Hanım. Evet. Yani bu e, geceden sabaha e, Hemen bir o padişahlık, arıyor. kulluk e, ve sadece Müslümanlık üzerine kurulu bir halkı bir siyasi milli birlik haline dönmesi Avrupa'da yüzyıllar aldı. Yani yüzyıl savaşları oldu, 30 yıl savaşları oldu, İngiliz iç savaşı oldu, Fransız ihtilali oldu, İtalya birbirine girdi, İspanya'da Franco oldu. Yani kimse sabah oh ne güzel krallar gitti şimdi biz demokrasiyiz diye uyanmadık. Bence Türkiye magna carta'dan itibaren yaşanan bir tabii, revolüsyon bu. Aynen bu bahsettiğiniz 1200. <laughs> tabii. 13. 12. Yüzyıl. 12 yüzyıl magna carta. Yani neredeyse bin yıllık bir mesele. Kesinlikle. Ee, ama bizim ülkemiz o bunu kadar biraz bilinçliymiş ki. Düşünsenize. Ha yine de kralı kısıtlamak istemişler. Biraz kontrol etmek istemişler. O ama genel halktan ziyade o orta elikler, sınıfın tabii. ortaya çıkması, e, evet. burjuvazinin. Ee, bir para sahibi olup da krala evet. karşı bir güç sosyal evet. güç oluşturabilecek ve bunun siyasi faydalarını bekleyip de e, kral tarafından verilmediği zaman bu sefer bunu tabii ki bir e, iç savaşa doğru gönderen, Hı -hı. E, götüren bir Hı -hı. E, halkın içinde Hı -hı. kuvvetler bölünmesi oldu evet. ama yine de o cesaret varmış evet. bizde yani. olmayan. <laughs> Bizde aslında Farklı. bizdeki ekonomik gelişmeler e, devlet dışında pek fazla olmadığı için sermayenin devletten ayrılmaması evet. bir türlü e, devleti bu konsolide tekel gücünün halkla paylaşamamasının yolunu açıyor maalesef. Ya artık bu devletin e, ve özel ben burada devletten ziyade Türkiye'nin orta sınıfını biraz daha kabahatli buluyorum. Çünkü bizim orta sınıfımız büyümeyi reddediyor. Elini devletin hazinesinin cebinden çekmeyi reddediyor. Her zaman garantiler istiyor. İşte kredisiz faizler istiyor. Af istiyor, vergi af istiyor. Onu istiyor, teşvik istiyor, bunu istiyor. Artık bu çocukların harçlık almayı bırakıp kendi, kendi istikballerini kazanması... Hı. Devleti de halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere serbest bırakmasının evet. görevi olmalı. Öyle olmalı. Devletin. Öyle olmalı. Evet efendim. Peki gençliğin politize olması uzun yıllar engellendi mi sizce? Tabii. Ben öyle bir dönemde büyüdüm. Ee, biz 1980 darbesini yaşadık ve ben ortaokul ve liseyi e, evrenli yıllarda sıkı e, Siyasetin e, bir e, kötülük olarak e, yuvası görüldüğü. olarak görüldüğü evet. ve askeri yönetimin de buna halka dayattığı bir dönemin çocuğuyum. E, bizde e, mesela komşular derdi ki işte Ayşe Hanım'ın oğlu örgüt üyesiymiş falan diye. Böyle fişlenme durumları. Fişlenmeler. Maalesef. İşte siyaset yapmayın diye bekçi düdükçüler orada Maalesef. 10 tane genç otururusa falan, değil mi? Tabii bir araya gelip Eski yok başkanlarından bir tanesi yanılmıyorsam şimdi isim vermeyeyim şey olmasın bir Tabii. sorun çıkmasın Hı. yanılıyor olabilirim. Ee, bir lafı vardı. Hı. Ee, düdüğün, bekçinin düdüğünün çaldığı yerde e, orası e, devlete ait kamudur. Diye bir dayatma vardır evet. Türkiye'de. Ya fikir ee, özgürlüğünü tamamen engelleyen. Halbuki kamusal alan publikten gelir kamu. Yani halktır, insana Hı -hı. aittir, evet. publistir. Hı -hı. Ee, bize kamusallık devlete ait olanla bağdaştırıldı. Yani tanımlama yanlış Algın yapıldı. yanlış, halk olmalı. Halk demek evet yani devletten muaf olan. Evet. Siyasetten muaf olan sivil toplum demek ve yeni nesil, bizden sonraki nesil bunun çok daha fazla farkındalığını yaşıyor. Hı -hı. Bu örgütlenme meselesinin üzerinde kirler, paslar atıldı, temize çıktı. Gençler, sivil toplum kuruluşları Gençler birçok konuda Hı -hı. çok daha aktifler. aktifler. Hı -hı. çevrecil konusunda, humanizm konusunda, deprem meselesinde, yardımlaşma, eğitim konularında... Sivil toplum, genç nesillerle çok daha aktif hale geldi ve bu genç nesiller, ben görüyorum seçim çalışmalarında da çok aktifler. Evet. Yani bir siyasi katılım talebi de var genç nesillerin. Evet, altılı masayı dağıttığı iddia edilen Meral Akşener'in oluşturduğu gündem depremi unutturdu. Altılı masanın siyasi ahlak açısından değerlendirmesini yapar mısınız? Şimdi Akşener'in o masadan kalkmasına ben pek fazla şaşırmadım doğrusu. Çünkü bu ülkücü oluşumunun bir Cumhur İttifakı'nda bir projeksiyonu bir de Millet İttifakı'nda bir projeksiyonu var. Ülk, ülkücülük bizde yani bu e, aşırı milliyetçilik milliyetçiliğin dediği. biraz daha sağda olan evet. ve derin devlet dediğimiz hiç kimsenin henüz yüzünü göremediği evet. fakat e, varlığından emin olduğumuz e, katmanlarla ilgili olduğundan dolayı iktidarın dışında kalamaz. Ama be, beklentileri de e, Akşener'in altılı masadaki siyasi gücünün ötesindeydi. Çünkü oradaki vekilleri borç alınmış vekiller. Hı hı. Tabanının ülkücü olmayan kısımları zaten merkez sağ seçmeni. Yani Akşener oradan kalktığı gün seçmen küstü. Birçok milletvekili teşkilattan bir sürü insan istifasını verdi. Yani Bahçeli'nin ülkücü konsolidasyonu Akşener'in İyi Partisi'nde yok. O biraz daha Siyasi, siyasi manevraları hmm. diğer liderler gibi diğer hmm. merkez sağ liderler gibi siyasi manevraları kendi teşkilatı ve seçmeni için onu e, yoklamalarını yapması, nabız tutması ve onların beklentilerine göre de davranması gerekir. Bahçeli gibi yaparsa teşkilatını ve seçmenini tutamayacağını düşünüyorum Akşener'in. Evet. Son olarak e, makyavelist yaklaşıma göre amaca ulaşmak için her yol mübahtır sözünü günümüze yansıtırsak siyasi ahlak açısından karnemiz ne durumda? Karnemiz kırıklarla dolu. Maalesef. Ama e, bu kırıklarla dolu karne bizi e, sosyal, ekonomik ve siyaseten e, çok düşük bir e, real e, neticelere getirdi. Ve bunu herkes derinden yaşadı. Yani bugün AK Parti de tükenmişliğini bu ısrarından dolayı yaşıyor. Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarından, bur buradan çok daha iyi bir yere gelmiş olması gerekirdi. Bu tek 85 milyonluk bir demokrasiyi her ne kadar yaralı bereli bir demokrasi de olsa ben arkadaşlarıma talimat verdim. Ben bunu yaptım. Ben bunu kabul etmem dediğiniz zaman, diğer 55 milyon seçmenin sesini, dudaklarını kapatmış oluyorsunuz. O zaman rejim vitrinde varken, vitrinin arkasında alternatif, gölge bir rejim operasyonda olduğu bir gerçeklik ortaya çıkıyor ve bu yürümedi. Kimse için yürümedi. Yani buradan iktidar da bir şey kazanmadı, ülkenin halkı da bir şey kazanmadı. Hep beraber kaybettik. Hep beraber kaybettik. O yüzden bu iktidarın bir dahaki seçimlerde tekrar kendini gösterme ihtimalini de çok riske atmış oldu. Kendi siyasi geleceklerini de çünkü bu halk katılım isteyen, sesinin duyulmasını isteyen bir halk. Machiavelli, Prens'teki e, karakteri ve sosyal öğretiyi, siyasi öğretiyi aslında çok kısa bir dönem için yazmıştır. Çünkü Machiavelli'nin aslında Cumhuriyeti övdüğü, erken Roma Cumhuriyeti'ne göndermeleri yaptığı, Livi üzerine söylemler diye çok daha büyük bir eseri vardır ve gerçek teorisi oradadır. Prens dağılmış Cumhuriyeti toparlayacak çünkü o dönem her yerde savaşlar var, papalık diğer ülkeler o ona saldırıyor oradan giriyor bu buradan çıkıyor birlik oluşturmak için. Orada evet e, demir yumruğunu vuracak birlik Hı. oluşturmak için e, her türlü tekniği kullanacak fakat birlik oluşturduktan sonra barış ve dirliği sağladıktan sonraki düzende e, cumhuriyetin e, niteliklerini, faziletlerini ve değerlerini ortaya sonra. çıkaracak hı -hı. çünkü iki eserini Maciye ile aynı dönemde yazdı. Yani bir gün fikir değiştirmedi. Evet. Yani o yüzden Maciye'nin pransı sadece bir dönem, hı -hı. bir toparlanma dönemi gibidir. Bizim mesela 1919-22 dönemimiz gibi düşünün. Tabii. Arkasından bir meclis ve siyasi partiler ve bundan sonra sivil yönetime doğru geçiş dönemleri başlatıldı. Olağanüstü dönem. Aynen olağanüstü bir dönemin kitabıdır prens. Kesinlikle. Kalıcı bir rejim teorisi değildir. Evet o yönüyle bilinmeli. Evet o yönüyle bilinmeli yani, biraz makyaveliliği de kurtarmak lazım. Kesinlikle. <laughs> Değerli hocam bu güzel açıklamalarınız için bizi aydınlattığınız için Rica çok teşekkür ederim. ederiz. Rica ben de çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için sevgili Nesrincim. İyi çok günler mersin. diliyorum. Sağ olun hocam. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.